Ülkemiz çok zor ve karanlık günlerden geçti. Çok acılar yaşadı. Her birimizin hafızasında yürek parçalayan hikayeler var. Her dönemde farklı kimliklerin ezildiğine, farklı kesimlerin mağdur edildiğine tanık olduk. Dönem dönem askeri darbelerle sarsıldık. Aranızda 80 darbesinin acısını yaşamış, ailesiyle birlikte zulmüne maruz kalmış arkadaşlarımız var. Biliyorum. Ama hiçbir zorluk umudumuzu kaybetmemize neden olmadı. Her birimiz o dönemde kendi hayatımızda çok acılar çektik. Ben kendi ailemde o günlerin ızdırabını yaşadım. Benim kız kardeşim seviyesine taşımak için ve 2001 krizinden çıkartmak için mücadele ettim. Bu ülkede başörtüsü sorununu yok ettim. Bir daha kimse cüret edemez böyle bir yasağı getirmeye bu ülkeye. Gelelim bugüne. Bugün o siyasete ilk girdiğim günün üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Ve maalesef şimdi de bambaşka bir baskı dönemindeyiz. Adeta ezilenler iktidar gücünü ele alınca değişti. Başkalarını ezmeye başladı. Biz ezilmenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Ezilmenin ne olduğunu iyi bilenler başkasını ezmez arkadaşlar. Böyle bir şeye müsaade edilmez. Üstelik bu kötü yönetim sonucunda ülkece fakirleştik. İşte bu yüzden sizlerle beraber yeniden siyasete dönüp ülkemizin hak ettiği demokrasiye ve refaha ulaşabilmesi için çalışmaya başladık. 2001'den bugüne 19 sene sonra içinde bulunduğumuz ülkede insanlar maalesef yine aç. Adeta tarih tekerrür ediyor. Yoksulluk ve gelir adaletsizliği tüm toplumda derinden hissediliyor. Kötü yönetim yüzünden yoksulluk hızla yaygınlaşıyor. Çiftçiler, üreticiler elindekini, avucundakini kaybediyor. Esnaf günlerce siftah yapamıyor. Borçlarını ödeyemiyor. Kepenklerini kapatmak zorunda kalıyor. Emeklilerin aldıkları maaş gün be gün eriyor. Sabit gelirli vatandaşlarımızın insan onurunu ayaklar altına alan bir hayat standartına mahkum edildiğini görüyoruz maalesef. Memura, işçiye onurunu, gururunu aşağılayan sefalet ücretleri reva görüyor. Şu açıklanan asgari ücreti veremiyor musunuz? Biz ne dedik? Gerçek enflasyon, çarşı pazar enflasyonunu alın, üzerinde biraz refah payı ekleyin dedik. Bunların çarşı pazardan artık haberi yok. Gerçek hayattan haberi yok. Açıkladıkları o ayarlanmış enflasyonla hala maaş artışlarını yapıyorlar. Yazıktır, günahtır. Gençlerimiz işsiz ve daha hazine gençlerimiz umutlarını yitiriyor. Ekonominin her alanında kara delikler baş gösterdi. Devletin hazinesi boş, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri kalmadı. Merkez Bankası'ndaki kasaları biz doldururken bu milletin alın teriyle, işçisinin alın teriyle, ihracatıyla, üretimiyle ve oradan getirdiği, kazandığı dövizlerle doldurdu. Çarçur ettiler yani. 2 yılda 130 milyar dolarını harcadılar bu memleketin.
taraflı cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele verdiler. Yıllardır biriktirilen döviz rezervini ta indirdiler. Bugün eksi 49 milyar dolara. Yazık da günahdır. Şu anda memleketimizde maalesef hukukun üstünlüğü yerine bir insanın keyfi kararlarının üstünlüğüne biat ediyor. İnsan hak ve özgürlükleri her gün çiğneniyor. Belediyelere teker teker kayyum atanıyor. Şimdi bir kanun çıkarttılar biliyorsunuz. Derneklere de kayyum atanan önünü açtılar. Yani utanmasalar bir kanun daha çıkarıp siyasi partilere bari kayyum atanalım da bitirelim şu muhalefeti diyecekler. Utanmasalar bunu da yapacaklar. Kayyumlar ötesi oldu. Halkın iradesini yok sayıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarına baskı kuruyorlar. Koskoca devlet hukuka sadakat yerine tek bir kişiye sadakat kıssasıyla yönetiyor. Ankara'ya bu kongremiz öncesinde bütün bu insanların dertleriyle, acılarıyla döndük. Birebir duyduğumuz, birebir gördüğümüz, birebir dinlediğimiz tüm bu insanların dertleri artık bizim dertimiz. Bütün bu dertlerin çaresi olmak, bu ülkenin devası olmak bizim boynumuzun borcudur artık. Kimi zaten uçağa binmiyor. Kimisi şu şehre gidersem acaba şöyle mi olur diyor. Kimisi acaba bu şehirde böyle bir sıkıntı mı olur? Hamdolsun. Biz gittiğimiz her şehirde başımız dik, alnımız açık duruyoruz. Çok çok. Adam tanımlasın. Deva Partisi bir kadro hareketi. Bir kişi tek başına bir iştir. Ancak sizler gibi samimi, dürüst, liyakatlı kadrolar Türkiye'ye deva olabilir. İşte bu gençlik Türkiye'ye deva olacak. Biz değerli arkadaşlar, buradan hepinize tüm bunlar için ben kendim adına söz veriyorum. Ama sizlerden de söz vermenizi istiyorum. Söz mü arkadaşlar? Söz veriyor muyuz? Mahalle mahalle, köy köy dolaşmaya söz veriyor muyuz? Vatandaşlarımızın derdine çare bulmak için çalışacağımıza söz veriyor muyuz? Yapacak çok işimiz var. Yürüyecek çok yolumuz var. Şimdi zaman bu salondaki heyecanı, yüreklerimizdeki heyecanı tüm Türkiye'ye yayma zamanı. Şimdi Türkiye'nin önündeki umudu artık adım adım inşa etmek zamanı.